Sen öyle hevesli hevesli yarayınca ben de işin en kıymetlisini getirdim. Bunun gibi kaliteli bir şekilde işlerseniz 1000 lirayı alırsınız. 1000 lira mı? Tabii ya 1000 lira. Ama öyle kolay değil ha. Bu dansöz takımlarını yapan kadınlar bunu yaparlar ama bunu herkes yapamaz. Ondan böyle yani. Ya biz bunun hapiste alasını yapıyorduk. Ne ki bak bunları da ne güzel yapmışım çiçek gibi. Ya bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. 20.000 liralık elbise emanet edeceğim ben size. Ne yapacağız? Götürüp kuyumcuda mı bozduracağız elbise? Ne diyorsun? Hı. Ya konuşuyoruz abla. Sensin abla. Şimdi Mahmut Bey, biz bir seferlik yapmak istemiyoruz bu işe. Hep yapmak istiyoruz. Yani şimdi bizde bir güven problemin varsa çık mahallede sor soruştur, ona göre anlaşalım. Ya güven meselesi değildi. Yani siz 5 gün içinde bitiririz bu işi diyorsunuz, öyle mi? Ne 5 gün canım? Biz yarın teslim ederiz sana bunları, ne olacak? Yok artık. Siz bunu yarına teslim edin, ben buraya iş yiyorum. Ya başka kadınlara verirsiniz, komisyonuyla zengin olursunuz, köşeyi dönersiniz yemin ediyorum. Sen bizi daha tanımadın canım ciğerim ama göreceksin. Yok canım, şimdi komisyona gerek yok, bir kendi paramızı kazanalım da. Siz dansöz kıyafetlerini de bırakın bize, hallederiz. Tamam ablam. 20 takım dansöz elbisesi var. Bu da bu elbise. Size emanet o zaman. Tamam. Şimdi çiçeğin yaptıklarıyla birlikte 3.300 lira tutuyor. 300'ü şimdi, 3.000'i sonra mı getireceksiniz? Ah be ablam. Siz acil deyince ben de tedariksiz çıktım. Şöyle yaparız, ben toptan bir şekilde size yarın geldiğimde 3.300 lirayı takdim ederim. Olur mu? İyi tamam, olur. Tamam o zaman. Size kolay gelsin. Sağ ol Mahmut kardeş, hadi. Sana da kolay gelsin. Eyvallah. Şahane. Bir şey içer misin? Yok. Kahvem var. Benim gitmem lazım şimdi. İşim var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne işin var o ödemeyle derin? Sana ne Deniz? Kiminle konuşacağımı sana mı soracağım? Karışma bana. Hademenin tekiyle karıştırırsan karışırım. Ablanım ben senin. Ben senin gibi değilim. Kabul et artık. İnsanları dövdürmeyi değil, onlarla konuşmayı tercih ediyorum. Benim dövdürdüğümü ispiyonlamış. Ama sen görürsün Deniz Çelik'le uğraşmak ne demekmiş. Alo Melis, hemen okula gel. Bana ne neredeysen neredesin? Çabuk gel dedim. Fazla gelmesin. Glütensiz besleniyorum ben, glütensiz. Neysiz? Glütensiz. Ayrıca 3 canlıyım. Biri bana ise diğer ikisi onlara. Sen ye, şey yapma Tülay, ya sen hamilesin. Tülay abla, bunlar şimdiden böyle yiyorsa sen ileride zor doyurursun bunları. Ay sen her bil, değil mi? Her bil. O Zeynep kim be? Zeynep benim arkadaşım abla. Okuldan arkadaşım. Ben hiç duymadım öyle bir arkadaş. Bizim okula yeni geldi de birlikte ödev yapıyoruz. Onun için aradı herhalde. Ben bir açayım. Aç. Alo efendim Zeynep. Hikmet içeri, elim ayağım titriyor. Ödevi mi anlamadın? Nesini anlamadın ödevin? Pazartesi günü zaten görüşeceğiz okulda. Orada anlatırım. Olmaz mı öyle?
bekleyemem, hiç iyi değilim diyorum. Kanamam da var, ne olur bir şey yap. Ne? Kanın rahatsız mı kaldın? Nasıl kararsız kaldın? Ne kadar kararsız kaldın? Sen çık paşam, sen çık ödevine bak. Ne yapacağız zaten karıların arasında? Geç sen. Zaten hani ödev için şey yapıyor. O zaman... Alo, ben geliyorum Zeynep şimdi senin yanına, tamam mı? Tamam, hadi bay bay. Kararsız mı kalmış? Evet ya Tülay abla, biraz kararsız kalmış. Abla, ben bir gitsem mi ya? Bu biraz böyle pimpirikli bir kız, panik olmuş da. Gideyim mi? Yani böyle tabii ödev yapıyoruz, ders yapıyoruz, ödev yapıyoruz, ders yapıyoruz... ...böyle tekrar edince tabii inandırıcı olmuyor kadar. Yok abla, öyle bir durum yok. Dediğim gibi yani böyle biraz pimpirikli, panik bir kız. Birlikte ödev yapıyoruz. Ben de birazcık pişman oldum zaten. Bir gideyim abla, yardım edeyim ha. Git yardım et tabii canım. Tamam. Nerede oturuyormuş bu kız? Yakında burada oturuyor, yakınlarda. Tamam, çok uzaklaşma. Telefon arttı. Ne oldu? Çok mu kötüsün? Aramayayım dedim ama çok kötüyüm. Düştüm acaba bebek, kurtuldun mu? Ne kurtulması ya? Saçma sapan konuşma. Hadi gidelim bir an önce. Sen şunları al. Neyim bunları? Hani biri görürse dışarıda diyordun. Bana ne ya? Görürse görsün. Çantanı da aldık. Sen yürüyebilecek gibi misin? Tamam. Tamam, al o zaman bunu. Gidelim hadi. Hadi gidelim. Ne işin var senin burada ya? Ya kızım aç şu kapıyı, benim oynanacak halim yok hadi. Dediğini yapacak olsam neden kendimi seninle bu pis yerde kilitleyeyim ki? Ha, anlaşıldı. Gorillerin nerede? Onlar kardeşime bulaşmadan önceydi. Bundan böyle durumu ele alıyorum. Artık doğrudan benimle muhatapsın. Yumruk yerine tırmık yiyoruz yani. Güzel. Hadi kız, ne yapıyorsun sen lan? Aç şu kapıyı, acelem var benim, tamam mı? Tatlım, sana küçük bir tavsiye. İstediğini elde edememiş bir kızı sakın hafife alma. Ne istediğini de elde edemedim ben. Bunu bir anlasam zaten. Biraz itaat, biraz saygı. Çok bir şey değil yani. Ha, anladım. Sen benden kork diyorsun yani şu an, değil mi? Yalnız tabii senin bilmediğin bir şey var. Benim eski sevgilim var ya. Çok daha tehlikeli bir kızdı, biliyor musun? O yüzden niyeyse ben senden mi korkmadım ya? Aradaki fark. Ben senin kız arkadaşın değilim. Ya. Ya kızım ver şu anahtarı ya, ver, işim gücüm var, ver ya. Ya senle mi uğraşacağım? Ya. Kızım versene şunu. Şimdi. Ya, ne şimdisi ya, kafayı mı yedin kızım? Ya seninle oynanacak halim yok benim, ver şunu. Ya ne yapıyorsunuz ya, manyak mısınız kızım siz? Alo. Bana saldırma anını ver geldik canım. Ne? Ya ne saldırması kızım? Hemen açıklayayım. Hafta sonu okulda kimseler yokken zorla beni yakalayıp malzeme odasına kapattın ve bana saldırdın. Allah'tan canım arkadaşım yokluğumu fark edip peşime düştü. Çığlıklarıma yetişti ve beni kurtardı. Tabii bu sırada bana saldırma anında belgelemeyi başardım. Ya, ya hadi oradan be. Kızım kimse inanmaz bu saçmalığa, ben size söyleyeyim. Öyle mi? Hayır. Aynen anlattığın gibi oldu. Gördün mü? Bana saldırmışsın. Seni bir daha kız kardeşimin yanında görürsem... ...bu fotoğrafları dekana veririm ve senden şikayetçi olurum. Sadece işinden değil... ...o minik leş hayatından da atılırsın. Anladın mı?
Yürü. Ha, bu arada hayatında gördüğün en tehlikeli kız benim canım. O yüzden beni sakın kışkırtma. Buyurun. Kolay gelsin. Buyurun. Şey, nişanlım hamile de kanaması var. Gel kızım şöyle muayene edelim. İsmin nedir senin? Zeynep. Kaç yaşındasın? Reşitiz, merak etmeyin. Uzan kızım. Kaç haftalık hamilesin? Tam bilmiyorum ama aldırılacak zaman bayağı bir geçti. Bak kızım 14 haftalık. Gayet sağlıklı gözüküyor. Bebek mi ya? Zeynep kızmış bak. Küçücük bir şey ya. Orada yani. Kanamam olunca ben de sandım ki. Rahim büyürken kılcal damarlarda kanama olabiliyor. Bu çok normal. Kalkabilirsin. Yalnız her ay kontrole gelmen gerekiyor. Zeynep'ciğim kimlik verir misin? Zeynep'in kimliğini evde unutmuşuz da. Ben size benimkini vereyim. Buyurun. Zeynep Reşit değilsin değil mi? Babasının aksine galiba bu çocuğu istemiyorsun. Fark ettiğimde aldırılacak zamanı geçmişti. Kimse de yanaşmadı zaten. Haklılar. Benim de bildirmem gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Olmaz. Olmaz. Zeynep'in abileri öldürür bizi. Konuşsana Zeynep sen de söylesene. Hı hı. Ben böyle bir sorumluluk alamam. Bildirmem gerek. Öyle mi? Bildirin. Zeynep'in, benim, bebeğin vebalini alıyorsanız bildirin. Gazetenizi açıp 3. sayfa haberlerinde resmimizi gördüğünüzde mesleğimi yaptım diyebilecek misiniz? Gece rahat uyuyabilecek misiniz? Siz kendiniz daha çocuksunuz. Bebek öyle saksıda büyümüyor. 24 saat bakım ister, fedakarlık ister, para ister. Ben hallederim. Hepsini hallederim ben. Peki evlat edinirmeyi hiç düşünmediniz mi? Böyle durumu iyi olan, bebeği olmayan birçok aile var sosyal hizmetlere. Tanıyor musunuz? Yani filmlerdeki gibi satabiliyor musun bebeği? Ne diyorsun Zeynep? Teşekkür ederiz bize yardım ettiğiniz için. Ama bizim ücreti ödeyecek paramız... Önemli değil. Kızım al bu kartı. Bir sorun olduğunda çekinmeden arayabilirsin beni. Kimliğini unutma. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Zeynep, niye öyle dedin kadına? Biri para verse sen bebeğini satar mısın yani? Yok canım, tabii ki satmam. Ben seni düşündüğümden öyle sordum. Çok üzülüyorum sana. Başkasının bebeğine göz kulak oluyorsun. Bize bakmak için okulunu bırakacaksın. Yazık sana da. Başkasının bebeği mi o Zeynep? Senin bebeğin. Senin için önemli olan her şey benim için de önemlidir. Ben o şerefsize benzemiyorum. Tamam da Hikmet, biz sadece arkadaşız. Sevdiğin insanla evlenmek senin de hakkın ve ben bu hakkını senin eline alıyorum. Senin benim elimden hiçbir şey aldığın yok.
seni de, bebeğini de abilerine karşı koruyacağım. Söz veriyorum sana. Sen düşünme bunları. Sen çok iyi birisin. O pislik Murat gibi değilsin. Seviyordu beni güya. Deliler gibi aşıktı. Hamile oldum, öğrenir öğrenmez ortada bıraktı beni. Tamam. Tamam, bitti gitti. Yok artık onlar. Ben varım senin yanında. Bana güvenebilirsin. Sen benim kahramanımsın. Hadi gidelim. Zeynep, sıkıldım falan diye dolanma dışarıda, olur mu? Otur dinle. Tamam dedim ya. Ha bak işte o araba. Sen içeri gir, kapıyı da kapat, tamam mı? Birader! Uzun konuşmayı burada kesiyorum. Sen daha sonra nasılsa detaylı olarak dinlersin Halit'ciğim. Halit, bunların hepsi yalan. En yakın arkadaşın yalan söylüyor yani. Ay! Bize de anlatır mısın? Bana da bir şeyler verin de ben de yapayım ya. Bir ucundan tutayım hiç olmazsa. Aman sakın. Elime sen bozarsın, bozarsın. Ay niye bozuyormuşum ya? Dantel bizde dede mesleğidir bir kere. Hah. Gel bak Tülay, gel. Abacığım kalbi göstereyim Tülay. Al bak bunu bunun gibi işleyeceksin, tamam mı? Bakayım ben bize. Ya siz şimdi bu işi yapıp böyle 3.300 lira mı alacaksınız? Çok iyi para ha. Ya sen deli misin? Var ya bak, eğer bu iş böyle devam ederse hem çocukların okulunu öderim, eve istedikleri her şeyi alırım falan, birlikte yaşarız yine. Yani. Değil mi? Olacak kız, bak gör. Kim tutar be bizi? Ay inşallah. Hikmet çok. Bitti sesim o ya. Şerefsiz, ne kaçıyorsun lan, gelsene. Beni niye unutuyorsunuz ya? Ay. Hikmet! Aa, nerede bu be? Allah şerefsizi! Hikmet! Abla! Neredesin oğlum? Ne oluyor be? Abla! Of! Ya! Ya ne bileyim abla? Yüzünü görmedim ki, kaçtı gitti. Ne oldu oğlum? Kimin yüzünü göremedin ya? Ya bir tane siyah bir araba bizim mahallede takılıyormuş birkaç gündür. Gördünüz mü siz? Aa! Ben geçen gün çöp atmaya çıkarken gördüm. Böyle camları siyah film kaplı lüks bir araba değil mi? Aynen, aynen o. Ben kıllandım o işten Tülay abla. Bizim mahallede ne geçsin siyah lüks araba yani? Oğlum yok be, misafirliğe geliyordur falan birine. Bırakıyordur arabasını. Ya yok abla, öyle bir şey değil. Herif bayağı gözetliyormuş falan. Ben de sen hayırdır demeye yanına gittim de. Kaçtı gitti şerefsiz. Allah Allah. Benim davar beni buldu diyeceğim ama. Yok be, onda ne gezer öyle araba değil mi? Abla bir şey diyeceğim ya. Bu Barış'ın babası seni takip ettiriyor musun? Ne alakası var ya? Ya. Abla ne demek de alakası var ya? Yani hala Barış'la görüşüyor musun filan? Herif bunu kontrol etmek için yani. Abla ben de öyle düşündüm. Adam karısına döndü ya. Ne takip ettirecek beni? Yoktur öyle bir şey. Aman evde boncuk var işleyeceğimiz, işimiz gücümüz var. Hadi ya. Sıkıntı. Ben de gördüm onu öyle galiba. Bak ben bu kadar kadınla çalıştım, böyle hız görmedim. İşçilik de on numara. Gerçekten bravo size. Haftada 50 takım yaparız diyoruz. Böyle elbise falan olursa da getirirsiniz yine. Tabii nasıl isterseniz. Akşama 50 elbise getiririm ben size. Heh. Ödemeyi yapacak mısınız? Cüzdan. Ya cüzdan arabada kalmış. Ben onu alıp geleyim. Tamam. Kız olmuş. Kızım ne güzel oldu ya. Ay vallahi ben hiç böyle kolay olacağını beklemiyordum. Böyle bir oyalar diyordum parayı ödemek için ama aferin adama vallahi. Kız 3.000 lira be. 3.000 lira. Ben ömrümde o kadar para bir arada görmedim. Filiz. Ha. Mahmut Bey'in arabası değil mi bu ya? Hangisi kızım? Gidiyor mu? Ben mi öyle görüyorum?
gerçek. Koş! Koş! Paralar bitti! Emin hırsızı! Dur! Dur! Belki acil bir şey çıkmıştım. Adresi yok mu adresi? Deniz ben ne bileyim adresi nerede? Telefonla konuştuk geldi işte eve getirdi. Ya adresi nasıl almadın? Deniz ben İstanbul'u reis denemi biliyorum. Ne yaptım adresini alın bana. Dülay ben... Dülay yemeğimiz. Dülay yemeğimiz. Dülay yemeğimiz gitti. Ben onu falan fayacağım. Hadi bakalım. Babama iki top istiyordum ama. Abi iki top fazla gelir, hasta olursun sonra. Bana ne? Hayır, bana ne olmaz, yürü bakalım. Hem ben sana seni hasta edecek şeyler vermem biliyorsun. Hem hasta olunca sen beni iyileştirirsin, sen doktorsun. Bak, evet ben doktorum ama ilk önce senin babanım. Ve babalar çocuklarını böyle kötü şeylerden korur. Her şeyden korur. Onlara zarar verecek, onlara hasta edecek hiçbir şey vermezler onlar. Çünkü babaların onları koruması mı gerekir? Evet, babaların onları koruması gerekir. Ben de seni korumak için zaten bir top aldım sana, hasta olma diye. Çünkü seni çok seviyorum ben. Tamam mı? Ama. Of, aslan oğlum benim. Benim kıllı oğlum. Aferin sana. Hadi, gel. Ver bakalım elinde. Anne, sen benim yanımdan yürü, babam yanımdan yürü. Aa, aşk olsun. Annenin yanında istemiyor musun? Sen de babayı tutacaksın. Üçümüz elli olacağız. Peki. Tamam. Sonuna girmek de sayılıyor mu peki? Evet. Evet. Aferin sana. Biz anne baba çocuk olduğumuz için böyle yürümeliyiz. Başvurduğun hastaneden cevap var mı? Var. Kötü şöhretli bir doktorla çalışmak istemezlermiş. Ne yapacaksın peki? Kötü şöhretli bir doktorla çalışabilecek çok kötü bir hastane bulacağım kendime. Kızın seni bulması iyi olmadı. Bu kadar olay çıkaracağını düşünmemiştim. Fazla içerlemiş demek ki. Beğendin mi dondurmayı? Beğendim. Aferin sana. Hadi afiyet olsun. Vay vay vay. Kimleri görüyorum? Yenge. Filiz. Hanımefendi. Hayırdır geçmiş olsun. Ne oldu en son kemiksiz falan diyordun. Polise işin düştü herhalde. Yok aslında eczaneye düştü de bizim işimiz. Biz niyeyse karakola geldik. Tövbe tövbe. O ne demek ya? 20 tane altlı üstü işledik diyorum, 20. Altlı üstü ne demek biliyor musun sen? Böyle bikini gibi, iki parça. Böyle saçakları falan var. Dallı, güllü, pullu, payetli. Bir tane de elbise. Ya zaten biz bu işi içerideyken yapıyorduk. Kızlarla birlikte yapıyorduk. Ben içerideyken almıştım bu herifin numarasını. Daha içerideyken almıştım yani. Niye anlamıyorsun bunu? Sonra çıkınca aradım. Dedim ki Mahmut kardeş böyle böyle benim işe ihtiyacım var. Sen de pul boncuk işi yapıyormuşsun. Dedim bana getir, bana da ver. Dedi ki tamam ben o tarafa geldim sana da getireyim o zaman dedi. Bunun neyini anlamıyor? Hanımefendi dur bir saniye Allah aşkına ya. Şimdi bu adam böyle kapı kapı dolaşıp iş mi dağıtıyor anlamadım. Oh çok şükür anladın sonunda. Aynen öyle. Ama bu işi bizim üçümüze yaptırdı tamam. Parayı da dedi ki gidiyorum arabadan alıyorum getiriyorum size veriyorum dedi. Ama getirmedi kaçtı gitti. Şşş hanımefendi ne yapıyorsun ya karakoldasın. Allah Allah. Sakin konuş biraz. Ya Filiz, kusura bakma mağdursunuz anlıyorum da yani. Bu adamın işi de iyiymiş ya. Böyle 100 tane mahalle dolaşsa değil mi? Bayağı köşeyi döner vallahi. Bak tanesi 100 lira vereceğim dediğinde bizim uyanmamız gerekiyordu. 100 lira çok para. Anacığım temiz iş istiyorum ben dedi. Ondan bu kadar para veriyorum dedi. Kurban oldum ben nereden bileyim? 100 lira mı dedin sen? Böyle avlıyor yani sazanları. Allah. Sen bana laf sokacaksın da işini yap işini. Hayırdır hanımefendi? Ne işi? Nasıl yapayım işimi söyle bakayım. Ha bir şeyin var mı elinde? Böyle kanıt yerine geçecek belgen var mı? Sözleşme yaptın mı? Makbuzun var mı? Bir kağıt parçan var mı onu söyle hiç. Öyle her işi yapıyorsunuz sonra buraya gelip hesap soruyorsunuz değil mi?
Üstüne çay demleyeyim bir de istersen. Benim adamı bulmaya gücüm yetmiyor demiyorsun da. Ne alakası var gücümle ya? Gücümü niye karıştırıyorsun sen benim? Ne alakası var? E madem öyle, bul da görelim o zaman. Ne makbuzdur, kayıttır, odur budur, evraktır, bizi üzüyorsun burada. Allah Allah. Ne alakası var? Çok alakası var. Allah Allah. Zaten Filiz'in hatırı var arada. Yani onun güzel hatırı için yapacağız tabii. Bulacağız da. Böyle abuk subuk konuşan kadını ne getiriyorsun Filiz buraya? Allah Allah ya. Hayret bir şey. Ben dağdan alı çiçeksem bu işin peşini bırakmam, bakın görün. Ay bırakma, bırakma da beni de bırakmayın ya. Çocuklar içimde çorba oldu size yetişeceğim diye. Gel gel, sen ortamıza geç, sana göre yürüyelim, gel. Ay oldu şimdi. Tamam, bizim buradan bir öğreneceğimiz varmış demek ki. Bundan sonra öyle kayıtsız, kuyutsuz, belgesiz, kağıtsız iş yapmak yok. He ya, baksana elimizde kağıt yok diye üstüne bir bardak su içim dedi. Ay su dedin, aklıma geldi. Benim içim yanıyor, ben çok susadım ya. Bir dakika. Hamile kadınla yola çıkmışız, yanımıza su almayacağız mı canım ciğerim ha? Sağ ol canım ciğerim. Allah razı olsun. Biz bu işi tek başımıza halledemeyeceğiz ama. Bize bir yardım edecek birileri lazım. Kimden alacağız yardımı? Aa! Kız, senin avukat olmaz mı? Aa, Selim Bey mi? Ha. He kız, bak ne güzel geldi aklına, olur mu? Yani ne bileyim. Bizim ancığımıza cincığımıza uğraşır mı? Olmaz herhalde o ya. Ay niye uğraşmasın ya? Ya parasıyla değil mi? Biz profesyonel bir destek alacağız adamdan. Adam avukat, parasıyla yani. He, parasıyla değil mi kardeşim? Destek alacağız. Hem avukat işte, bir ondan en yol yordan bilen mi olur? Parasını verirsek olur canım da. O zaman Mahmut'tan parayı alacağız, yarısını avukata vereceğiz falan. Öyle bir şey yapacağız. Olabilir. Yani paramızı kurtarabilir miyiz bu adamla? Olabilir. Tamam. Yani ne yapmak lazım onun için? Şöyle yapalım. Telefonu yüzüme kapattığın için özür dileyerek başlayabilirsin mesela. Ben ama telefonu yüzünüze kapatmadım. İyi günler dedim, duymadınız herhalde. Ha, pişman değilim. Yine olsa yine yaparım diyorsun, öyle mi? Yok tamam, ben başka bir avukatla görüşürüm diyorum. Sen bilirsin Filiz. Yalnız avukatına söyle sana yardım etmeye çalışmasın. Çünkü hiçbir insan bu kadar hakaret demeyi hak etmez. Telefonu suratına kapatmak hakaret etmek mi oldu ya? Kabul ediyorsun yani. Tamam, kabul ediyorum. Bana acımandan, evimi küçümsemenden, para para demenden rahatsız oldum. Kapattım, oldu mu? Oldu. Tamam mı? Çok güzel oldu. Ayrıca ben sana ne acıdım ne de küçümsedim. Sadece sana yapılan haksızlığı gidermeye, adaleti sağlamaya çalışıyorum, o kadar. Ne adaleti Selim Bey? Yani ben insanlara olan inancımı kaybetmişim. Parayla satın alınabilecek bir şey mi bu? Vallahi orasını bilemiyorum. Ben avukatım. Tamam. Aşk doktoru falan değilim. Elimden bu geliyordu. İyi niyetli olarak sana teklif ettim. Sen de telefonu yüzüme kapattın. Tamam, bir dahakine siz benim yüzüme kapatırsınız. Ödeşiriz. Yani tamam, anladım. Yani ayıp etmişim. Ya sana bir şey soracağım. Sen hep böyle ukala mıydın? Yoksa iki yüzün nişanlı seni bu hale mi getirdi? Ne bileyim, fark eder mi? Ha, çok şey fark eder. Eğer böyle değilsen konuyu kapatıp Boncukçu Mahmut'a geri döneceksin de ondan. Tam Boncukçu Mahmut'a dönelim. Sen çok ilginç bir kızsın, biliyorsun değil mi? Ne ilginç canım, gerizekalıyım bayağı. Şu önüne gelen kandırıyor beni. Bu yüzden bütün erkeklere gıcık oluyorsun yani. Tamam. Biz Boncukçu Mahmut'a dönelim. Bu Boncukçu Mahmut'la ilk nerede tanıştınız? Biz karşılaşmadık. Ben şimdi baştan anlatayım. Nasıl? İyi geldi mi açık hava? Yok, böyle otta park televizyon unutturum diyorsan yanılıyorsun. Sen yine yarın okula gideceksin. Ben yine çok sıkılacağım. Tamam Zeynepciğim. Halledeceğim dedim, halledeceğim. Ben sana mısır alayım bir tane. Olur. Süt mısır. Çabuk ol ama. Tamam. Alo. Ne haber kuzum? Yok, İstanbul'dayım.
Hikmet Salah var ya hani bana yanık olan. Onunlayım. Kızım, çok manyak abilerim var dedim. Hamile olduğumu öğrenirlerse beni öldürürler dedim. İnandı şapşik. Ben sana sahip çıkarım dedi. Nikah kıyacağız şimdi. Aynen, aynen. Neyse benim planlarım var biliyorsun zaten. Biraz daha baksın da bana. Olmadı bebeği bırakıp kaçarım ben. Yaşanmaz bu haberle canım. Allah'a gelsin. Neyse kapatıyorum, geliyor. Arar sonra beni, tamam mı? Kontrolüm yok. Hadi bay bay. Kimle konuştun? Abimle. Okul nasıl geçiyor falan diye sordu. Hikmet, ben yalan söylemekten çok sıkıldım artık. Ben de sıkıldım. Hadi mısır yiyelim. Sıcak, dikkat et. Bir şey ödemenize gerek yok. Selim Bey'i bara atadı sizi. Ay yok, bu yeni bir dava. Bir dolandırıcılık olayı da benim getirdiğim şey. Yani şu an bir ödeme yapmamız gerekiyor mu diye soracaktım. Hadi Selim Bey farklı bir şey söylemediyse ilk danışmanlık ücreti 500 100 lira. Aslında bu tip davaları 500 liraya bakıyoruz. Onu da davanın sonunda karşı taraftan tahsil ediyoruz. Anladım. Ben tahmin etmiştim zaten öyle bir şey. O zaman haberleşelim biz. Tamam, haber bekliyorum. Tamam. Kolay gelsin. Selim Bey, 500 lira davanın dosya masraflarını bile karşılamaz. Neyse boş ver. Bundan sonra Filiz Hanım'la para meselesini konuşmayacaksın. Elimizde bir kanıt belge bir şey olmadığı için yani dava açamıyormuşuz. Anca bizim gibi dolandırdığı başka kadınları bulacağız da bu toplu dava açacağız yani. Haklı valla. Birlikten kuvvet doğar. Bulalım diğer kadınları da. Sen hiç merak etme, ben onları da ikna ederim dava açmaya. Of, iyi tazminat alırsınız Eda Hanım'dan. Kız! Ne oldu? Tülay! Battı. Ne battı? Kime battı? Ne oldu? Elimi tut, battı valla. Ne oldu? Ne batıyor? Ne battı? Doğruyorum valla, doğruyorum. Ne yapıyorsun? Su getireyim, dur. Gitme, beni götür. Kız çok erke. Dur, Tufan abi arayacağım. Bir elimi bırak. Buyur abi. Tufan, Fikri zengin olmuş öyle mi? Ya Tahsin abi, Fikri abinin zenginliğinden ne olur ki ya? Onun üstünde ne uzun süre durmuş ki zenginlik dursun. Öyle takılıyor öyle şimdi. Yok öyle deme. Bizim oğlan görmüş. Çocukları özel arabayla geziyormuş. Ya özel arabayla geçse ne olacak sizin de? Yani Fikri abinin oğlanlar işte, ne olacak? Alo, ha Filiz söyle. Ne? Tamam, da Filiz çok erken değil mi? Ne doğru nasıl şimdi ya? Tamam. Şey yapın siz. Şimdi dışarı çıkın, evin dışına çıkın. Sakin olun, çok sakin olun, tamam mı? Ben şimdi arabayla geliyorum, alıyorum sizi. Hastaneye gidiyoruz, tamam mı? Tamam Filiz, dikkat edin, gözünüzü seveyim, ne olur. Tamam. Hadi. Tamam, git. Solda bizim olduğumuz taraf. Tamam, yavaş ol. Tamam. Hemen çağırıyorum. Ay çok kötü. Çok kötü. Gel. Hepsine! Bazı kadın doğuruyor. Ama sen de getirin. Sen de çabuk ya. Doğuruyorum. Tamam. Geldiler, vallahi gel. Tamam, biz de geldik. Yavaş, sakin. Doğuruyorum. Sen geldik sakin. Öleceğim. Yetiştik ya, geldik işte, tamam. Otur yavaş. Filiz, sakın beni bırakma. Bırakır mıyım kuzum, ben seni nasıl bırakırım? Kız böyle doğum sancısı mı olur? Doğum sancısı senin ara ara gelir. Bu niye kesilmedi hala? Sen sor, sen gider mi doğum bir daha?
Tamam, sakin, sakin. Nefes al ver. Nefes al ver. Gel, 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 gel. Yalnızca bir kişi. Ne yapayım çocuğum? Tamam, sen gir Fezuz'un. Ya. Ya çok erken oldu bu ya. Çiçek çok erken oldu ama. Hepsi bizim yüzümüzden oldu ya, yemin ediyorum. Karnı burnunda kadını incik boncuk peşine koşturduk Tufan abi, yemin ediyorum hepsi bizim yüzümüzden oldu. Ya. Ya Yaşarlar değil mi Çiçek yani? Çok erken oldu ya şimdi. Yani ben bakarım onlara da Yaşarlar değil mi? Yaşarlar tabii Tufan abi, niye yaşamasınlar? Tülay gibi anaları var onların, onları aslan gibi yaşatır vallahi. Zaten bu ikizler hep böyle yapıyorlar. İçeride artık nasıl böyle itiş tepiş, biri diyor ki Diyana sen çık hadi gidelim falan filan. Öyle çıkıyorlar ya, hep böyle oluyor bu. Sen gönlünü ferah tut, tamam? Ya, ya çok erken oldu ya, çok erken oldu. Anlat bakalım neler yapıyorsun? İyiyim hocam ya. İş arıyorum ben aslında, yani olanları duymuşsunuzdur. Niye böyle oldun sen Savaş? Benim en parlak öğrencilerimden biriydin. Saygılı, terbiyeli bir çocuktun. Ha şimdi anlatınca biraz yani senden söz ettiğine inanamadım. Evet evet ya, bulacağı varmış. Ama ben buraya iş için geldim hocam. Yani asıl meselemiz o. İyi bir doktorsun. Ondan yana söyleyecek hiçbir lafım yok. Ama bu olanlardan sonra hiçbir büyük hastane seni almaz. Eski mahallende bir poliklinik doktor arıyordu. Ne dersin? Yok, orası olmaz. Yani ben gözüm öyle büyük hastaneler değil ama benim eski mahalle olmaz hocam. Niye? Mahallendeki arkadaşların sen gittikten sonra gelip gidip sordular seni. Ha siz söylediniz ona yerimi, öyle mi? Yapar mıyım hiç? Kimseye bir şey söylemedim. Ama niye böyle olduğunu da hiç anlamadım. Yani yazık etmişsin. Kıymet veriyorlarmış sana. Artık vermiyorlar. Yani önemli değil o yüzden. Dediğim gibi hocam benim acele bir işe ihtiyacım var. Neresi olursa olur. Ücra bir mahalleyi de okuyayım ama dediğim gibi o mahalle olmaz. Ne oldu ya? İyi değil mi Tülay? Çocuklar, mamuşaklar bir şey yok. İşte bir kablolar falan bağladılar. Bebekleri dinliyorlarmış. Ne? Doğurmuyor muymuş? Anlamadım ki vallahi, siz çıkın biz size haber vereceğiz dediler bana. Yani Tülay da iyi, bir şey yok. Ya iyi iyi, yani böyle işi sakinle de inliyor. Ama her işi tuhaf kadının be. Siz şunu verdiler gidin alın diye. Ne o ya? İlaç. Tamam tamam, alır gelirim şimdi ya. Ya sen bir dur ya. Bak sen karınla kal. Tamam tamam. Geldim gülüm, geldim. Ben şunları alayım geleyim, tamam. Tamam canım, sen işine bak, ben buradayım. Aslında bir yer daha var. Ben hiçbir şey duymama gerek yok. Hemen başlayabilirim ben. Benim için sorun değil. Temiz bir semt değil. Özel bir poliklinik. Hiçbir doktor iki aydan fazla kalamadı. Yani bu durumdayken başının derde girmesinden korkuyorum. Olur mu öyle şey hocam? Ben tabii ki aynı şey olmayacak. İdare ederim ben. Hiç sıkıntı yaratmam ben size. Ne zaman başlayabilirim hocam? En yakın zamanda. Adres bu. Ben arayıp geleceğini söylerim. Yani hemen başlarsın tahmin ediyorum. Oh tamam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yalnız çalışacağın yeri önce git gör, ondan sonra teşekkür et. Hiç mesele değil. Çok sağ olun tekrar. Hadi bakalım. Sağ ol. Sağ ol. Ne işin var senin burada? Ne işin var senin burada dedim. Seni ilgilendirmez. Beni öyle bir ilgilendirir ki bir daha benim olduğum hiçbir yere gelmeyeceksin, duydun mu? Nereye gideceğim beni ilgilendirir Filiz. Ya sen ne terbiyesiz, ne utanmaz bir adammışsın ya. Delirtmeye mi çalışıyorsun sen beni? Bak ne mahalleye, ne hastaneye, ne de benim adım atabileceğim hiçbir yere gelmeyeceksin ya. Bak senin şu aşağılık suratını bir daha görürsem... Ya tamam, kendine gel be. Ben zaten seni görmek istedim, sen ne kadardın. Anladın mı? O kadar özel değilsin yani.